Sök bindirildik senin yolunda. Şehitler, gaziler senin uğruna. Ebediyet mührünü vurdu çağlara. Allah'ım mübarek etsin. Allah'ım kabul etsin. Değişmeyen halkın son sözüdür elbet. Ay, yıldızına kurban oldum. Aşkıyla her gün, her gün doğdum. Mukaddes vatanım canım Türkiye. Senin için elbet, evet Türkiye. Bir bilinç, şimdi 15 bin tane mevcut üyesi 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda. Şu anda nasıl yönetildiğini söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. Hani bu ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmama rağmen Hasan Akgül'den bu ilçe kurtarılmalı. Başka bir şey söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu konuda hakikaten ben tabii çok böyle ayrıntıya girmedim. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye niye gönderdi sorusunun cevabı tam da burada yatıyor. Ben 83'te İstanbul'a üniversite okumaya geldim. Ben geldiğim zaman İstanbul'un iki tane ilçesi vardı, İstanbul'un vitrini olan. İstanbul'a gelen herkes gelip görmek isterdi. Bir tanesi Adalar'dı. Bir tanesi Büyükçekmece'ydi. İstanbul'da fabrikası olan, zengin olan, şey yapanların tamamına yakınını şu anda nasıl Türkiye'de zengin olanların Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da böyle yazlıkları, villaları vesaire varsa bu bölgede yazlıkları vardı. Yani şu anda maalesef iki ilçede perişan. Şu anda ya İstanbul'a gelenlerin şu adaları bir görelim dediği bir şey var mı? Kaydımı da alacağım bundan sonra. Tamam. Oyum AKP'nin. Tamam. Söz veriyorum. Tamam. AK Parti, AK Parti, AK Parti. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.